Alo. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Bir haber aldım az önce. Mustafa Genç dün gece intihar etmiş. Halil Bey. Ölmüş mü? Bir saniye, bir saniye. Alo. Söyle şimdi, dinliyorum. Öldü mü? Kurtarmışlar. Hapishanede bileğini kesmiş. Şimdi hastanedeymiş. Anladım. Akli dengesi gerçekten bozuk olabilir. Bana bak. Bana bak, cezasını çekecek o herif. Her şekilde çekecek, anladın mı? Hı hı. Bilmek isterseniz diye aradım. Tamam, tamam, sağ ol. Yaşıyor. Hastanedeymiş. Hadi Muharrem'e gidelim. Herhangi bir komplikasyon beklemiyoruz. Fiziksel durumu normal görünüyor. Yarım saat sonra bir sakinleştirici daha vuralım hemşire abi. Tamam efendim. Çok dikkatli olunması lazım. Her an yeniden deneyebilir. İlgili makamlarla konuşup ruh ve sinir hastalıklarına sevkini yapalım. Bu hastanın hapishaneye dönmesi sakıncalı. Evrakı hazırlatın, imzalayın. Peki doktor bey. Cesaret edemez o. Numara yapmıştır. Yok ya. Bir akıl vermiş belli buna. Şerefsiz. Ceza almasın diye her yola başvuruyor. Ha hastane ha hapishane. Her durumda bizden uzak olacak. Sen merak etme. Tamam artık konuşmayalım şundan. Canım sen açtın diye söyledim zaten. Burası mı? Aha. Canım sen arabada bekle istersen. Tamam tamam in. Kolay gelsin canım. Sağ ol abi, buyur. Biz Muharrem'e bakmıştık. Muharrem yok mu? Şimdi çıktı abi, yemeğe gitti. Ha. Ne zaman gelir? Belli olmaz abi. Ben yardımcı olayım. Yok sağ olasın. Hadi sonra geliriz yine. Nereye gitti yemeğe? Onun hep gittiği bir kebapçı var. Şurada. Sherlock kebapçısı abi. Gel bakayım sen göster bize şu kebapçının yerini. Abi bak. Böyle dümdüz gidiyorsun. Solda bir yokuş çıkacak. Çık yokuşu abi. Ha. Birinci değil. Sağdan ikinci sokak abi. O sokaktan girdim. İlerliyorsun abi aşağıya. Tamam ben geldim şimdi eve. Bulamazsam ararım. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Zeynep Hanım. Mithat Bey yok, daha gelmedi. Biliyorum, onunla konuşuyordum zaten. Bana bir dosya verecekti, unuttu. Onu almaya geldim. Açar mısın kapıyı? Hadi. Öyle bir zamanda buldum ki seni.
Her şeyden vazgeçmişken bir konuşsan, bir söylesen sana. Niye böyle harcadık ki hayatımızı? Niye paylaşmadık oğlumuzu? Niye? Efendim? Mithat Bey, Zeynep Hanım'a kapıyı açtım ama bir de size sorayım dedim. Ne? Ne yaptın sen? Sizinle konuştu diye. Ne diyorsun sen be? Kim konuştu benimle? Dosya varmış, ona vermeyi unutmuşsunuz. Almaya geldi içeride. Allah'ın cezası. Aptal mısın sen? Korkuluk musun orada? Nasıl izin verdin ha? Özür dilerim. Haberiniz var diye. Kes sesini.